Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte PlayStation 4'e klavye mouse bağlamanızı sağlayan aparatı inceliyoruz. İsmi Zim Apex arkadaşlar. Daha önceden Zim 4 vardı, onu geliştirip Zim Apex yaptılar. Zaten bilenler biliyordur arkadaşlar. Bilmeyenler için biz hem çalışma mantığını anlatacağız hem oyunlarda nasıl kullanıldığına bakacağız. Bu sadece PlayStation 4 için düşünmeyin. Xbox One'da çalışıyor, Xbox 360, PlayStation 3'te falan filan da çalışabiliyor. Ürünün çalışma mantığı şu arkadaşlar, çok basitçe anlatayım. DualShock'unuzda yuvarlak tuşu var, daire tuşu var. Buna bastığınızda bu klavyede veya mouse'da hangi tuşa denk gelsin bu alet üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz, PlayStation'ınızın önündeki USB'ye takıyorsunuz. Arada bir USB hub var. Onu da buna bağlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra DualShock klavye ve mouse'unuzu buraya bağlıyorsunuz. Şimdi ben lafı çok fazla uzatmayayım. Gelin bunu bir PlayStation'ımıza bağlayalım. Birkaç tane oyuna bakalım nasıl çalışıyor. Daha sonra bütün detaylara değineceğiz. İlk oyunumuz Fortnite arkadaşlar. Ancak söylemek istediğim bir mesele var. Siz normalde PlayStation'a klavye mouse bağladığınız zaman Fortnite'da görüyor arkadaşlar. Ancak sizi bilgisayar serverına atıyor. Yani karşınızdaki adamlar bilgisayarda oynayan adamlar. Eğer siz Zim'le birlikte bağlanırsanız yine DualShock'la oynayan adamlar karşınıza çıkacak. Tabii biz Zim aletleri yoksa onların da. O yüzden tabii ki de biraz daha avantajlı konuma geçiyorsunuz. Şunu göstereyim arkadaşlar. DualShock'la yapması çok zor bir şey. Şöyle build moduna alalım. Şu kendimizi kapatma olayı Fortnite'ın temel olaylarından bir tanesi. Yine biraz daha yavaş yapacağım ama DualShock'tan hızlı olacaktır. Şöyle dönelim. Böyle bir kapatalım etrafımızı. Sonra şöyle üstümüzü de kapatalım. Aha da böylece kendimizi buraya kapatmış olduk. Bakın arkadaşlar, mouse'la herhangi bir gecikme yok. Hakikaten bilgisayarda oynuyor gibi. Şu an cayır cayır oynayabiliyorum Fortnite'ı. Tabii ben oynayamıyorum ama oynayan oynar. Allah adam. Allah silahı da aldı. Kaç 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 kaç. Lan o da silah aldı. Herkes silah aldı. Bir ben bulamadım ya. Gel bakayım buraya. Sen ne yapıyorsun burada? Hah, yatırdık birini. Oo, vallahi Fortnite'da bir iki başardım arkadaşlar. Var mı başka adam? Aha. La 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 la. Aha onu da vallahi iki adam vurdum Fortnite'da. Bir ilk birisi de bana üstten sıkıyor lan. İki adam vurduk. Bence bizim için iyidir arkadaşlar. Gelin sadece PlayStation'da çalışan bir oyun deneyelim. God of War'a bakalım o nasıl gözükecek. Hayır. Ben tuşları atadım zaten. Hazır ayarlardan aldım. Gördüğünüz gibi direkt klavye ve mouse'la sağa sola dönüyorum. Her türlü hareketimi yapabiliyorum. Mesela daire tuşunu C'ye atamıştım. C'ye basıyorum. Bunlara galiba balta işlemiyordu. Oyunu oynayalım epey oldu arkadaşlar. Ne oldu vicdansızlar? Ne oldu? Gördüğünüz gibi God of War'ı zaten bildiğiniz konsolda, bilgisayarda oynar gibi oynayabiliyorum. Dilerseniz bir sonraki oyuna bakalım. Son oyunumuz Rainbow Six Siege arkadaşlar. Zaten alan insanların birçoğu bu aleti bu oyun için alıyorlar. Gördüğünüz gibi mouse'da herhangi bir gecikme yok arkadaşlar. Bayağı bilgisayardaki gibi oynayabiliyorsunuz. Tuşlarımı kendime göre ayarladım. Adamlar nereden saldırıyor? Şöyle bir arkalamaya çalışalım bakalım. Burayı bir açalım şöyle. Belki buradan birisi girmiştir ki girmiş. Hadi neredesiniz? Lan! Direkt öldük. Sıkamadan öldük. Birini vurdum. Vallahi vurdum. Ya be hey vicdansızlar. Aha birini daha vurdum. İki adam vurdum. İyidir arkadaşlar. Yine de böyle biraz alışınca işleri zorlaştırabilirmişiz gibi karşı taraf için geliyor. Gelin şimdi alet nasıl kuruluyor, nasıl çalışıyor, çalışma mantığı nedir? Birazcık da bunlardan bahsedelim. Şimdi oyunlarımıza baktık arkadaşlar. Hile mi değil mi? Orası vallahi benim kafamda bir soru işareti. Zaten videonun sonunda da yine bu bölümlerden biraz daha bahsedeceğim sizlere. Şimdi gelin çalışma mantığına biraz daha yakından bakalım. Ürünü satın alıyorsunuz arkadaşlar. İçinden bir tane USB hub ve ürünün kendisi geliyor. Sadece şu kadar küçücük bir USB. Aldığınız zaman bunun sürümünü bir bilgisayara takıp güncellemeniz lazım. Bir de ayarları yapabilmeniz için tabii ki de dilerseniz iOS, dilerseniz Android ya da Windows platformuna, yani bilgisayarınıza bir program yüklemeniz lazım ki oradaki tuş atamalarını yapabilin. Orada istediğiniz oyuna göre bütün ayarları yaptıktan sonra artık oynamaya hazır oluyor. Gerisi tamamen sizin el alışkanlıklarınıza kalmış. Zim Apex'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir önceki modeli 8 milisaniyeye kadar destekliyordu. Bu 1 milisaniyeye düştü arkadaşlar. Bilgisayardaki oyun keyfini oldukça yaklaştırabildiler. Ayrıca 125 Hz olan yenileme hızı da 1000 Hz'e çıktı. Çoğu yeni çıkan oyuncu mouse'u 1000 Hz'e kadar destekliyor arkadaşlar. 16.000 DPI'ye kadar olan tüm mouse'ları da kullanabiliyorsunuz. Burada yine enteresan bir detay var arkadaşlar. Siz diyelim gittiniz bir tane oyuncu mouse'u aldınız. Bildiğiniz gibi bazı mouse'ların kendi hafızası var. Default olarak mesela 1000 DPI'de geliyordur ama siz onu bilgisayara takıp 16.000 DPI'ye sabitlersiniz. Onu 16.000'e sabitlediğiniz zaman daha sonra siz bunu Zim'e bağlarsanız 16.000 olarak kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki 16.000 DPI bir mouse aldınız arkadaşlar ama kendi hafızası yok. Mesela default'u 1000 DPI. Bu sefer bunu Zim'e bağladığınız zaman 16.000 olarak kullanamazsınız. Yani burada tercih edeceğiniz mouse'un kendi hafızası olması önemli. Yüksek DPI'lerde oynayabilmek için. Yine makro falan yapmak isterseniz tabii ki klavye için de aynısı geçerli. Bu arada şöyle ince bir detay da verebilirim arkadaşlar. Çok nadir olmak kaydıyla bazı klavye mouse'lar çalışmıyor kendisiyle birlikte, Zim Apex'le birlikte. Web sitesi üzerinden görebiliyorsunuz, çalışmayan modelleri oraya yazmışlar. Ama onun dışında taktığınız zaman genel olarak klavye mouse'ların %90-95 çalışır. Herhangi bir sorun yaşamazsınız.
yaparız. Arkadaşlar artık bu Zim Apex ile ilgili her şeyden bahsettiğimize göre videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Şu an Türkiye'den satın almak isterseniz web sitelerinde yaklaşık 250-1300 lira arasında bulabiliyorsunuz. Parasını bir kenara koyalım arkadaşlar. Bizim burada tartışmak istediğimiz şey bu bir hile mi değil mi? Bana kalırsa bu hile arkadaşlar. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Adam sonuçta DualShock yerine klavye mouse'la senin karşına geliyor ve daha iyi eğim alabiliyor. Sonuçta Sony firması da PlayStation'da kullanabileceğiniz klavye mouse bağlamak için bir aparat satıyor arkadaşlar. Ancak Zim Apex'in tabii ki de tepkime süresi vesaire ondan daha iyi durumda. O yüzden zaten insanlar bunu daha çok tercih ediyorlar. Son sözlerimizi de söylediğimize göre artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte konsollara klavye mouse bağlamanıza yarayan aparat Zim Apex'i inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdaki bölümden bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.